Hoş geldiniz Bolu İstanbul yoluna. Şimdi arabayı yapay zeka kullanıyor şu anda. Şu soru çok fazla geliyor. İşte yapay zekaya güvenebilir miyiz vesaire. Ben de son dönemde bu soru geldiğinde cevaben diyorum ki benim arabayı yapay zeka kullanıyor. Şimdi gelin buna açıklayayım. Olayın birkaç tane ayağı var. İlk başta yazılım tarafından bir başlayalım. Yazılım tarafında open source bir proje kullanıyorum. Bu open source proje içerisinde CNN ve Deep Learning kullanan birden çok model var. Bu modellerden hangisi efektif çalışıyorsa o senaryoda, iki tane ana senaryo var. Yolda çizgilerin olduğu senaryo, yolda çizgilerin olmadığı senaryo. Yolda çizgilerin olduğunda doğru confidence level'a geliyorsa, yani özgüveni yüksekse, onu modeli kullanıyor. Düştüğünde diğer modele geçiyor. Bunu da otomatik olarak kendisi yapıyor. Train olduğu data, bu yazılımı kullanan arabalardan topladığı data. Şu anda yanlış bilmiyorsam, yanlış yani son zamanlarda değişikliği olmadı son birkaç ayda. Tesla'dan sonra en fazla datayla train edilmiş model bu. Yine diyorum, tamamen open source. Bir firma tarafından, Toma denilen bir firma tarafından bayraklılığını yapıyor diyelim. Hani drive ediyorlar, onlar yapıyorlar ama proje tamamen open source. Arabadan aldığı görüntü, yani yoldan aldığı görüntü dışında arabanın radarından da veri alıyor. Ve CAN bus'tan arabaya bağlı arabanın hız vesaire bilgilerini de zaten oradan topluyor. Bunlar hem training için kullanılıyor. Bunun üzerine arabayı kullanırken bu datayı kullanarak direksiyonu ve arabanın hızını kontrol ederken bunun üzerine bir de harita datasını kullanıyor. Çünkü kullandığı cihaz, desteklediği cihaz şu anda cihaz ayrıca satılıyor. Ya kendi cihazınızı üretebilirsiniz tabii ki. Çünkü sonuç böyle open source bir yazılım. Fakat kullandığı cihazda beklediği yetenek öne bakan bir tane dar açılı kamera, bir tane de geniş açılı kamera. Ve bir de içeriye bakan, karanlık görüşü de olan bir kamera. İçeriye bakanlarla ilgili. Bu dataları topluyor. Şimdi bu dataları topladığı için tabii ki öne istediğiniz kadar geniş açıyla bakın. Hiçbir zaman 90 derecelik bir dönüş yapma şansınız yok. Yani o kadar geniş göremiyorsunuz çünkü. Harita datasını da kullanarak haritadakinden de anlayıp evet burada 90 derecelik bir dönüş mantıklıdır deyip kullanıcının onayıyla yapabiliyor. Şimdi bunu aklınıza belki gelebilecek olan direkt işte Tesla, FSD vesaireyle karşılaştırmak olur. Doğru olmaz. Niye? Autonomous driving açısından ikisi de level 2. Level 2'nin tabii farklı gri tonları var level 2'nin. Ama level 2 olmasının yanında Tesla'da tabii ki arabanın yanında kameralar var, arkasında yani her tarafta kamera var. Burada sadece öne bakan iki kameradan bahsettiğimiz için doğal olarak görebildikleri sınırlı. Peki neyi başarıyor? Şu anda benim arabada direksiyonu o kullanıyor. Ben şu anda Bolu İstanbul yolundayım. Yolun çok ciddi bir kısmını, otoyolda zaten süper başarılı, hiç problem yok. Çok sert bir dönüş olmadığı sürece, yani şu dönüş falan aldı örneğin şu anda. Bundan sert dönüşün aslında olmaması lazım ama her neyse yani. Direksiyonu kullanıyor. Böylece sağa sola gidişi hallediyor. Benim arabada çalışmıyor, yapamıyor bunu. Fakat normalde hızlanma ve yavaşlamayı da yapabiliyor. Benim arabanın kendisinde adaptive cruise control olduğu için ben onu kullanıyorum. Ve hızlanma yavaşlamayı o şekilde hallediyoruz. Yani önündeki arabayla mesafe falan filan. Modelin kendisi daha iyi yapıyormuş diyorlar. Ama dediğim gibi benim arabada onu override edemiyor. Burada da araba uyumluluğu ortaya çıkıyor. Her arabayla tabii ki çalışmıyor. Çalıştığı arabaların listesi var. Denenebilir. Open source proje olduğu için içine girmek isteyen araba uyumluluğunu yazabilir aslında. Ama bir reverse engineering süresi var doğal olarak. O eforun yapılması gerekiyor. Bu yazılım tarafı donanım tarafından birazcık bahsettim. Donanım ayrıca satılıyor. Yazılımla beraber gelmiyor. Çünkü yazılımla beraber donanımı satarsanız ciddi regülasyonlara tabi olursunuz. O yüzden donanımı sıfır, içi boş satıyorlar. Koma 3X, 3X bir bendeki donanım. Son çıkan da o zaten. Şurada görebilirsiniz. Şöyle göstermeye çalışayım.
Bu arkadaşı alıyorsunuz. Aldıktan sonra üzerine GitHub'dan projeyi yüklüyorsunuz. Yani projeyi yüklemek de süper kolay. Özünde git endpoint'ini, origin endpoint'i, ona başka ne isim veriyor hatırlamıyorum da. Neyse, o endpoint'i verdiğinizde oradan indirip zaten yüklemeyi falan kendisi hallediyor, bitiriyor. Ben ayrı bir fork kullanıyorum. Bu arada bağırıyor çünkü burası biraz sert geldi sanırım. Benden yardım istedi. Şimdi onu da söyleyeyim. Direksiyonu ani çeviremiyor. Çok sert çeviremiyor. Şimdi direksiyonu yöneten bir motor var. Bu her araçta yok. Eğer aracınız şerit takibi olması şart değil. Benimkinde yok örneğin şerit takibi. Fakat şeride geri sokma denilen bir şey var. Yani şeritten çıkarken geri sokabiliyor. Yani özetle araç direksiyonu oynatabiliyorsa kendisi, o donanım var demektir. O donanımı kullanıyor. Aracın radarından ve yukarıda da bir kamerası var aracın, ki o kamerayı kullanmıyor. Aracın radarından gelen bilgi, o kameradan gelen bilgi, bir aracın içerisindeki, hadi ona beyin diyelim her neyse, tarafından işlenerek direksiyona komut yollanıyor şeritten çıkıldığında geri sokmak için. O komutun yollandığı kablonun arasına giriyorsunuz. Oraya arabanın markasına özel bir aparat satıyorlar, bir kablo veriyorlar. O kabloyla araya giriyorsunuz. Ve oradan nasıl ki arabanın kendisi direksiyonu çevirme komutu yollayıp şeridin içerisine geri sokuyorsa, o komutlardan yollayarak bu sefer şeridin ortasında tutuyor. Yani donanım arabada var ama kabiliyet yok. O kabiliyeti ekliyor. Şimdi donanım tarafına geri dönelim. Donanımı alıyorsunuz. İki tane kamerası var. Dışarıya bakan bir tane de içeriye bakan var. Direksiyona hiç dokunmam gerekmiyor. Çünkü içerideki kamerayla zaten benim nereye baktığıma bakıyor. Yola bakmazsam uyarıyor. Göz takibi yapıyor fakat yani güneş gözlüğü taktığınızda da bir problem olmuyor doğal olarak. Ama göz takibi bir yere kadar, yani süper başarılı olduğunu söyleyemem. Göz takibi konusunda itiraf etmek gerekirse. Ama direksiyonu hiç tutmam gerekmiyor. Yani normalde şerit takibi yapan arabaların çoğunda 10 saniyede, 30 saniyede bir her neyse böyle bir direksiyonu tutma. Hatta şey çakallığı yapıyor. Diğer direksiyona ağırlık asma gibi çakallıklar yapıyor. Böyle bir şey yok. Saatlerce direksiyonu tutmayabilirim. Kameradan bana bakıyor, yola baktığından emin oluyor. Ha, tabii ki şöyle şeyler yapabiliyorsunuz yani. Yani eller serbest olduğu için. Yani telefonu şöyle önümde tutarsam telefonuma bakabiliyorum yani. O farkı artık yakalayamıyor tabii ki. Ama dikkatli olmak lazım çünkü %100 güvenemeyiz. Şimdi güven konusuna geri geliyorum. Ben bir yıl oldu bu cihazı kullanıyorum. Bu sürede cihazın neler yapabildiğini, hangi şartlarda düzgün çalıştığını anladıkça tabii ki güven seviyesi artıyor. Bu da yapay zeka ile aramızdaki ilişki için bu arada şerit değiştireceğim. Şerit değiştirmeyi de şöyle yapıyoruz. Sinyali verdikten sonra hafif sağa doğru direksiyon itiyorum. O yan şeride kendi geçiyor. Göstereyim. Şöyle de yapayım. Direksiyonu bıraktım şu anda. Kendisi yan şeride geçti, ortaladı ve oradan devam edecek. Hop, güneş geliyor, inşallah düzgün çıkmıştır. Neden bahsediyorum? Arada böyle bölününce aramızdaki ilişki. Güven ilişkisi doğal olarak giderek artıyor. Çünkü nasıl davrandığını anlıyorsunuz modeli. Neler yapabildiğini anlıyorsunuz. Nerelerde yapamadığını anlıyorsunuz. Ve bir süre sonra artık daha fazla güveniyorsunuz. Yani ben araba kullanırken hep böyle otoyolda inanılmaz güveniyorum. Yani ya yine yola bakıyorum orada, bakmamazlık yapmıyorum. Hem zaten bağırıyor. Yani bağırmasa daha fazla bakmamazlık yapar mıydım emin değilim. Yani çünkü otoyolda önünüze birisinin kırma ihtimali vesaire çok düşük. Genelde ondan korkuyor. Yani korkuluyor. Çünkü hani yandan geleni görmediği için yani birisinin kırmasını kırdıktan sonra görüyor ve tepki vermek için çok geç olabiliyor. O da genelde direksiyonla alakalı değil aslında. Hızlanma ve yavaşlamayla alakalı bir konu. Yani monitör etmek lazım. Örneğin şu an bu amca bak önüme kırar gibi yaptı. Şu an daha görmedi. O yüzden şimdi gördü ve yavaşladı. Ama bu örneğin benim arabanın adaptif kruz kontrolüyle alakalı bir şey. Nitekim kendisi de yapsa büyük ihtimalle aynı şeyi yapar diye tahmin ediyorum. Ama bilme şansı da yok. Bu arada şunu yapıyor. Çizgisiz yollarda videosunu çeker. Konuşmanın üzerine koyarım. Çizgisiz yollarda, şöyle yapayım biraz. Çizgisiz yollarda, düşmüş oldum. Yolunu buluyor. Yani ya öndeki arabayı takip ediyor, ya da yol boşsa, kenarlarda park etmiş arabalar varsa onlara çarpmaması gerektiğini aradan geçmeyi hallediyor.
Hatta şöyle bir senaryoda bile çalıştığını gördüm ben. Yolun solunda park etmiş arabalar vardı. Bir noktadan sonra yolun sağında park etmiş arabalara dönüştü. Çok güzel bir şekilde orada da hani böyle manevrayı yapıp devam etti. Ama sürekli bir çizgi bulma eforu var tabii ki. Çizgiyi bulduğu anda çizgileri takip etmeye devam ediyor. Fakat şu da oldu. Çizgi olmasına rağmen kenarda park etmiş araba varsa hafiften yana doğru kıvrılarak kenarından geçti. Bu deneyimi böylece toparlamış oldum. Cihaz tarafını anlattım. Yukarıdan intercept ediyor ve o datayı o şekilde kullanıyor. Tamamen kendisinde şu anda direkt. İnanılmaz kolaylaştırıyor. Fark ettiğim şeylerden biri şu oldu. Aslında farkındalığımı arttırdı. Yani karşı şeritten gelen, yani şu anda örneğin aslında karşı şerit dediğim yan yol. Ama yan yoldan geleni hiç fark etmeyecekken artık oraya da bakabiliyorum. Sağ tarafta yolun dışındaki bir şeye de bakabiliyorum. Yani görüş açım ve farkındalık bandwidth'im arttı aslında. Bunun olmasını sağlayan şey de %100 önüme odaklanmam gerekmiyor. Daha geniş bakabiliyorum. O yüzden uzun yolda daha iyi. Ben şehir içinde de kullanıyorum. Ben bu arada şey söylemeyi unuttum. Ben bir Ford kullanıyorum. Toyota için özel ayrı bir Ford var. Başka arabalar da destekliyor bu arada galiba da. Yani Toyota spesifik değil galiba. Ama şu özelliği getiriyor. Şimdi normalde işte adaptif cruise kontrolde vesaire frene basarsanız iptal olur. Tekrar ayarlamanız gerekir. Burada şu oluyor. Diyelim ki ben direksiyonu oynattığımda normalde iptal ediyor. Direksiyonu elinize aldığınız ve bir şey biraz oynattığınız anda devre dışı bırakıyor kendini. Sonra tekrar devreye sokuyorsunuz. Ben de öyle olmuyor. Ben direksiyonu devreye al. Direksiyonu alıp istediğim gibi kullanabiliyorum. İstediğim zaman da. Bıraktığımda da doğrudan o devreye giriyor. Yani süper böyle sanki benimle beraber birisi direksiyonu kullanıyor. Fakat benim kadar kuvvetli kullanmıyor. Ben birazcık daha böyle çekip istediğim gibi. O yüzden şehir içi kullanım inanılmaz rahat oluyor. Hani o dönemeyeceği 90 derecelik dönüşler vesaireler onları ben yapıyorum. Ama düz sokakta olduğunda böyle direksiyonu bırakıyorum. O zaten bir şekilde yolu takip edeceğinden eminim bir şekilde. Bazen adaptif cruise kontrolü şehir içinde sokak aralarında tabii ki açmıyorum. Gazla freni ben kullanıyorum. Direksiyonu ona bırakıyorum. Kısa mesafede. Yani sürekli böyle yanınızda bir destek atan birisi varmış gibi düşünebilirsiniz. Şimdi olayın şu tarafına da değinmek istiyorum. Bu projeyi yapan ekip hem donanımı hem yazılımı hiçbir araba üreticisiyle bir ilişkileri yok. Bu da İstenildiğinde nelerin yapılabileceğini gösteriyor bence. Tabii ki ciddi bir efor var. Hani az buz değil. Hani ciddi bir reverse engineering eforu var. Ama hiçbir araba üreticisiyle hiçbir ilişkisi olmayan fakat oturup hem cihazı hem yazılımı yapıp ve yüzlerce arabayı destekliyorlar bu arada. Bir otonom sürüş sistemi var ve şu anda global anlamda Tesla'nın otopilotundan sonraki ikinci en büyük dataya sahip sistem. Datayı alıp yollamasını isterseniz kapatabilirsiniz. Bu arada datayı şeye de yolluyor. O da çok tatlı. OpenStreetMap'e de yolluyor. Böylece OpenStreetMap'e de contribution yapmış oluyorsunuz. AI'ya güven konusu gerçekten yaşanılarak deneyim edilecek bir durum. Ben örneğin şu anda ciddi bir sise girdik bu arada. Böyle bir siste çok daha güveniyorum yani. Benden daha iyi iş çıkartacağından eminim şu yolda. Bazen çok yoğun yağmurda vesaire de benim göremediğim bir görebiliyor. Daha net prediction yapabiliyor. O yüzden benim güvenim inanılmaz yüksek. Bu da uzun vadede AI ile olan ilişkimiz anlamında benim için enteresan bir örnek teşkil ediyor. Onu bazen oturumlarda da bahsediyorum. Yani AI'la olan güven konusu aslında insanla olan güven konusundan çok çok daha farklı değil. Bir insana olan güvenimiz de zaman içerisinde oluşan ve sonra belirli davranışlarda diyelim şöyle sağ için. Belirli davranışlarda o güvenin zedelendiği değil mi? O ilişkinin bence birebir aynısı. Burada cihazla aramızdaki ilişkide. En sevmediğim şey de beni yavaşlamak zorunda bırakan, arkadan gelen,
Geçmeye çalışan ama geçmek için çok da niyeti olmayan. Evet, böyle bir video çekeyim dedim çünkü bu arada ışığı açayım. Video çekeyim dedim çünkü bundan bahsediyordum. Bahsettiğim arkadaşlar özellikle şey tarafında hani open source proje olduğu için bakıp bu iş nasıl yapılır konusunda çalışan ekipler de biliyorum. Ve şeye de şaşırdım açıkçası. Hani kime bahsetsem bilmiyorum bu projeyi. O yüzden dedim bir video çekeyim bari. Çünkü çok enteresan bir proje. Hem open source olmasıyla, hem benim bir yıldır kullanıyor olmamla, binlerce insanı kullanıyor olmasıyla, şey dedikodusu duydum ama daha gerçekleşmedi galiba. Hani ekip bildiğim kadarıyla buna açık. Arkadaşlarım konferansları falan var, konferans videoları var. Neyi nasıl yaptıklarını süper detaylı bir şekilde YouTube'da videolarında anlatıyorlar. Ve şeye de açıklar. Yani bir araba üreticisi gidip ben senin yazılımını kullanmak istiyoruz, arabaya koymak istiyoruz deseler. Ona da açıklar bu arada. Ama tabii bilmiyorum yani üreticilerin de kendilerine göre egoları var doğal olarak. Hikaye bu. Bunu paylaşmak istedim. İnanılmaz bir tatlı bir proje. Böyle şeylerin yapılabileceğini gösteriyor. Ve zaman içerisinde böyle şeyler hayatımıza girdikçe de şekil bir ağda görüldüğü üzere yani bırakacağız. Vereceğiz. Çünkü iyi iş çıkartıyorlar yani. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.